Hepinize yeni bir günden günaydın. Hayırlı sabahlar canlar. Ben de geldim. Evimize hoş geldiniz. Yeni kalktık. Yataklar toplanıyor gördüğünüz gibi. Bir yandan da Ali geldi işten, inciri topluyor. Ali bir incir topluyor, incirlerimiz. Bakın. Evet. Yiyeyim mi? Yiyebilirsin ama kahvaltıdan önce bence iyi mi? Çok çekiyor var ya. He? Canın çok mu çekiyor? Al ye hadi. Çünkü hiç yemiyorsun ya, belki tadı hoşuna gider aç yerse. He? Böyle şey olmuş. Çürük. Yok, çürük değil o. Hayır. Kız çürük değil o. İncirin ortası öyle olur. Çürük değil annem, koy içine. Yemiyorsan da. Çürük değil değil mi? Çürük değil. Daha tam şey olmamış. Koptu onlar. Tamam. Anneciğim. Anneciğim. Aa, anne telefonuna gelip saklıyorsun da. Benimkini neden saklamıyorsun? Anneminkini saklıyorum. Seninkini saklamıyorum. Tam tersini söyleyecektim. Ay şey. Dur tamam, şu kapıyı bırak. Annen gelin telefonu saklıyorsun. Saklamıyorsun onu da. Kendinkini saklıyorsun. Ne oldu? Karınca mı çökmüş? Bakayım bir. Karınca mı öksürmüş? Aaa. Toprağını şey yapmışlar. Ay. İlaç mı sıkmak gerekir? Evet, onu ilaçtan sıkarım. O bence ödülecek mi? Hmm. Akşam bunu unuttum. Ben sıkıyorum akşamdan. Tamam. Bitti mi incir toplama işi? Aylin onu dolaba koyalım. Ha tamam o zaman. Heh. Yedin mi? Aferin sana. Tamam. Aferin kızım. Aferin. Çayımızı demledim canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizler iyiyiz. Çok şükür Allah'a. Ben de eski telefonumu neden sattım? Ben de bakayım. Hayır, hiç kimse bakmıyor. Abim değil bakıyor. Bak, bakıyorum ya. Yıkadın mı yüzünü? Saçımı da ıslattım. Aferin. Hadi bakalım. Herkes yatağını topladı mı? Yok. Abim bakıyor. Ay, benim kızım burada. Tek kalmış diyecektim. Abisi varmış yanında. Annem. Kucağına alma. Hayır. Hayır anneciğim. Kucağına almıyorsun. Bırak. Aşkım. O terlikleri kaldır mı bakayım? Annem. Kurban olurum. Annem. Oy kuzum. Seni buraya mı atmışlar? Aydın seni istiyor. Seni istiyor Aydın. Kursun benim. Canlar, kahvaltımızı yaptık. Makineye çamaşır hazırladım. İki makine çamaşır hazırladım. Beyazları çıkarttım. Hem beyazların iç çamaşırını ayrı atıyorum. Beyaz bluzlerimiz, kıyafetlerimiz de onları ayrı atıyorum. İki makine, iki sepet ayarladım. Önce iç çamaşırlarını attım. Yıkanıyor şu anda. Robot süpürge salonu süpürdü. Sildi. Oralar temizlendi. Ben önce bir mutfağı toplayacağım. Ondan sonra annemin yanına ineceğim. Annem dolma sarma yapıyor. Bende de bu şeyden, difrizden bir paket biber verdim. Anneciğim. Efendim? Nasıl? Nerede? Şurada mı? Su birikintisi mi var? Ha, Allah Allah, neden acaba? Ben bir yerden de bir su geliyor ama ben anlamadım nereden akıyor bu su. Bir yerden su sızıntısı var. Yukarıda su görünmüyor. Dışarıdan mı geliyor acaba? Neyse, dışarı çıkıp bir bakmam gerekiyor da benim. Neyse, ben şu mutfağımı bir toplayayım. Annem dolma sarma yaptı. Aşağıda dediğim gibi ben de verdim dolmalık malzeme. Aşağıda yapıyorum. Yaptı daha doğrusu. Hatta Aylin çekti sizler için. Onu ya bu videoda ya da akşamki videoda, başka bir videoda izlersiniz. Sakızın şu şeyin kenarına koy anneciğim. Kuzucuklarıma çamaşır katlattım yine teyzeleri. Katladılar. Çamaşırı katladılar.
ve yerine yerleştiriyorlar. Ben de aşağıya iniyorum. Çamaşır makinem daha bir saati varmış. Ay da dökeceksin. Şimdi değil. Ha şunu unutuyordum. Şunu bana versene elime. Neyi? Şunu. Şöyle elime tak. Ay alamıyorum. Şu terlik dün almıştım ya, bunu anneme vermeye karar verdim. Anneme vereceğim. Hediye olaraktan. Ay annem dolma sarma yapıyor demiştim ya size. Mis gibi kokusu geliyor, pişiyor. Ay bir kahve içelim annemle, içmediyse her annem. Bazen komşularla içiyor önceden, erkenden. Anne. Ne yapıyorsun? Al, al kızın sana terlik aldı. Heh, Nilay sana terlik aldı. Olsun, dün o böyle gördüm. Beğendiğimi attım sepete. Dedim bunları da anneme vereyim dedim. İyi bakayım ayağına. Rahat ama rahat. Çok güzel gezerin terliği. Çok rahat. Teşekkür ederiz. Güle güle kullan. Güle güle kullan. İsmail geldi. Kahve içtin mi kahve? İyi içeriz. Kimmiş o kedin? Kim geldi kızım? Baba değil aşkım. Baba değil o dayı. Baba uyuyor yukarıda. Dayı o dayı. Baba mı zannettin sen onu? Oy kurban olsun annen. Oy. Oy ne kadar tatlı. Allah'ım ya Rabbim. Bu kadar mı tat verdin buna? Bu kadar ya mı ya verdin? Ben de diyorum Allah'ım nasıl bir tadı var ya Rabbim. Sabahları paylaşamıyoruz. Hepimiz bir elini kolunu yiyeceğiz. Amin. Allah'ım esirgesin ya Rabbim. Kavun mu aldın? Bunu yukarıdan aldım. 25 değil mi? Altına bir şey alaydın. Onda durmaz. Şu deterjanı değiştir. Al bak. Çukur kabı al İsmail altında. Ne? Deterjan, bulaş deterjanı. İyi mi değil? İsmail altına bir şey al. Bunun içine akar. Tabak bir şey alaydın. Öyle dilim dilim mi yiyeceksin? Ha. Ay mis gibi koktu. Çok severim kavun kokusunu. Ben ama şey bak hele bakayım bir. Yok yok o bal gibi olur o yer şey yumuşak yerleri. He? Ya ben bu kavunu sevmiyorum. Öbür çizgili kavun. Ya çizgiliyi ben sevmiyorum. Kırkan kavunu. Kırkan kavunu. Yok. Çizgili. Çizgililer kırkan kavunu. Ufak kavunlar oluyor ya işte ufacık. Çizgili ama onlar da çok güzel oluyor. Onun da bir değişik bir şeyi oluyor. Ama yani tutuyor hep. Şeker gibi. Güzel güzel. Ben kavunu yiyeceğim. Şeker olacak. Güzel güzel. Eşki değil kız. Neyse ben kahve yapıyorum. Şu kavurdan Nilay'a birazcık böyle yumuşak yerlerini ezeceğim. Bir, yiyelim bir tane daha. İsmail ha şunu. Aa, burada. Şu yumuşak yerlerinden Nilay'a vereyim. Hmm.
şunu anneme vereceğim. Ben kahve yaparken annem de bunu Nilay'a yedirsin. Bir de... yapma. Tamam. Çok öyle çıkmaz, ön tüden çıkmaz bir zat içmiş kendisi. Eşer bunu çekiyor. Hadi daha sonra görmeyiz sadece. Dur aşkım, gelir, dur. Sohbet dinler, dur bekler. Annem, dur. Hiç küsle gözükmemiş. Yukarıda. Hemen... Hadi iyi anneciğim. Yani hareketsiz... Sen ye, sonra annen ne olur yiyebilirsin, ben de kahve yapayım. Hadi bakalım. Kuzum benim. Aşkım benim. Ye hadi mamanı. Anne kurban olsun verelim. Hemen atacağım. Kızım dur dur. Pulüsünün arasına sıkıştır. Tamam ya. Mamma kızım dur. Elini tut elinle böyle dur. Elinle böyle dur. Aç. Aç ağzını. Kaşığı ısırma. Kaşığı ısırma kızım. On olayım verene, hayran olayım verene, verene de verene verene. Tatlı kızım benim, çok şeker kızım benim, kaymaklı kızım benim. Aç, aç ağzını, aç aç. Anne bu kavanozlarından başka kahvenin var mı? Yok. Bu mu var sadece? Evet. Kahve alacağım, kahvem kalmayacak. Kaşığı ısırma kız. Kız kaşığı ısırma kız. Aç ağzını. Aç ağzını. Yanıma. Mamma kızım. Yemeyeceğim. Sevmedi kızım bunu be. Bilmem iyice şey yapmıyor. Ağzını açıverirdi. Al kızım. Hoppala kızım ha. Hoppala kızım ha. Kızıma da kızım ha kızım. Tatlı da tatlı kızım. Şeker şeker kızım ha. Hoppala kızım. Hoppala kızım. Kaşığı ısırıyorum ha. Kaşığı ısırıyorum kaşığı. Allah. Çok tatlı kızım benim. Çok tatlı kızım benim. Çok şekerli kızım benim. Bu limonlu kızım, dondurmalı kızım, kaymaklı kızım. Aç 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 aç. Aç. Anne sen buraya bir kapı koysun ya mutfağa. Vardı. Peçete. Elim silmiyor. Şey var var da yıkadım dünden. Kaşığı ısırıyor bırakmıyor. Kaşığı ısırıyor da bırakmıyor kızım benim.
Allah aşkına işte böyle evlat böyle işte tatlı. Torunlar böyle tatlı işte. Bana da güzel bakıyor kızım. Tatlı tatlı bakıyor. Güzel güzel bakıyor kızım benim. Anneanne. Anneanne. Aç ağzını. Aç ağzını. Aferin kızım. Ay tatlı kızım be. Nene kızıma, nene kızıma, nene 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 kızıma. Al kızım, bana dön, bana dön. Bana dön kız. Kız bana dönsene. Sen dökülür. Onu elime atarsan dökülür. Ne olmaz öyle. Isırıyor kaşığı ısırıyor. Kaşığı ısırıyor kaşığı kaşığı. Yedin mi aşkım kavununu? Kahvelerimiz hazır. Kahveler geldi. Buyurun. Buyurun beraber olsun. Helal helal. Dur şu şeyi bu tarafa koyayım da dökmeyeyim sonra. İsmail içmiyor muymuş? Yok bana yapma dedi. İçmiyor içmiyor. Aşkım yedin mi? Doydun mu kuzu? Yedim. Yarısından fazlasını yiyeyim. Yedim. Şundan bir peçete ver. Dur ıslak mendilesini. Bak bu yüzük mü ne? Senin mi? Hemen çıkarttım. Oraya koymuşsun. Bakır oldu. Afiyet olsun. Nilay. Nilay'ın uykusu var daha. Uyuttum çocuğu. Namaz, o uyurken namaz kıldım. Hı. Ben ya yani hepsi 10 dakika falan uyudu. Hı. Çocuklar hadi. Ses yaptılar biraz uyandı. Yat. Bak ben de bir bak. Kız seni yerim yerim. Çocuklara çamaşır katlattırdım şimdi. İkisi de çamaşır vardı. Verdim önlerine Alper'den artık katladılar. Ondan sonra yerine de yerleştirdiler. Alışsınlar öyle işte. Yaptırıyor mu? Yaptırıyor mu işte? Biraz kavga dövüş, biraz isteyerek, biraz istemeyerek. Bazen film falan açıyorlar. Böyle hoşlarına giden film olursa ona dalarak da yapıyorlar. Ben seni dershaneye götürdüm yazdırırken. Dedim ki ne? Hiç dedim yani bir iş yaptırmadım dedim. Tek ders çalışsın diye dedim de. Adam ne dedi hoca? Yok dedi. Yaptır dedi değil mi? Yaptıracağım abi, dedi. Tabii yaptıracağım çocuklara. Öğrenecek dedi. Yaptırıyorum vallahi. Bazen görürsünüz. Bazen gönülleriyle yapıyorlar. Bazen görürsünüz ama yapıyorlar. Yaptıracağım. Yarın dedi. Olur üniversiteye gider dedi. Orada tek başına yemek yapacak dedi. Temizlik yapacak dedi.
zaman öyle demişti. Halil'e de balkonu süpür dedim de hava sıcak, ben de hiç halim yok dedi. Dedim tamam kalsın, azıcık biraz hava serinlesi, şu an öğlen sıcağı daha. Yine de kızım halini. Aşkım. Yine de kızım halini. Dombala da kızım ha, dombala. Çiçeğim benim. Çiçeğim. Ama dişini ağrıtırsın. Dişini ağrıtırsın. Dün... dün de şey, dünden öncesini söyleyeyim. Ön balkon terliğimin biri yırtıldı. Küçük bir yerden yırtılınca gönderdim Aytun'dan, diktirdim. Bu sefer de öbür tekininki yırtıldı. Şu şey yerleri yırtıldı. Kopça yerleri var ya, kopça gibi hani böyle şey yeri var ya. Oralar yırtıldı. O da yırtıldı. Arka balkon terliğimi de şöyle araya fırlattım gitti. Çekil bir şeye diye fırlattıydım işte. Ondan sonra arka balkona gitti. Aytu da gidip almadı. Ne arka balkonda terlik var ne ön balkonda terlik var. Bir de çarşıya giderken böyle hemen ayağıma giyecek terliğim yok. Güzel bir terlik aldım. Ben aldığımı giymiyor musun? Giyiyorum, kırmızı ya, her şeyin altında da olmuyor. Kırmızıyı giydiği zaman onu giyiyor. Değiştir dedim. Gitti, yoktu. Gittim ya değiştirmeye. Yok, siyahı yoktu. Aynısından olaydı sanki. Siyahı yoktu. ben de şey yapmadım, onu kırmızıyla giyiyorum canım. Kırmızı eşarp takarsam onu giyiyorum veya kırmızı bluz giyersem onu giyiyorum. Dedim böyle her şeyin altına gidecek. Ya siyah ya da krem rengi de oluyor. Krem, gri, her şeye gidiyor. Bir tane terlikçi var şeyin orada, bu Çupınarbaşı sona kadar gidiyorsun ya, lambaya kadar. Orada köşede. Orada çok güzel terlikler vardı. Oradaki terlikçi çok zamanı terlikçi. Oradan aldım. Biz hep oradan alırdık. Oradan aldım. Bir tane böyle krem rengi aldım, dışarı çıkmalık, gezmelik, böyle üstü süslü falan güzel. Bir bunu aldım, bir de evin içinde giymeyi aldım, gene dışarıya kalmadı ama. İki tane daha almam lazım. Şunlar, şu senin ayağındakiler gibi rahat bir şey böyle. Hem arka balkona hem de ön balkona. 37. 37'nin bazısı dar oluyor, bazısı geniş oluyor. Dün benim aldığım 37 idi, krem rengi, dar. Ayağım girmiyor içine, 38'ini aldım. Onu böyle dışarılara değil, bir yerlere giderken hemen ayağıma takmaya güzel böyle. O 250 lira o aldı. Bunlar 75 lira. Her şey pahalandı. Ayakkabı gibi 250 liraya ayakkabı alıyorduk önceden. Şimdi terlik alıyoruz. Dedim bu aldığımı da sana vereyim dedim. Sen şey yap, rahat. Şu ötekiler yüksek topuk giyiyorsun. Biraz şey değil mi yani? Bunun düz ayak, düz rahat edersin. Of, bu ne? Boncuk. Boncuğum. Yesin annesini, yesin. Düzeldik. He. İsmail nereye gitti? Şurada oturuyordu. Bana kahve yapma dedi. Kahve de güzel yani. Güzel. Ama işte gene de koyu, o mis kahve kokusu olmuyor. Bir acımsılık var. Kokusunda da tadında da. Yani her yerden alıyor. Bir yerden alayım. Oraya da gitmedim. Şey alayım şey. Evet. Aklıma gelmiyor. Bak çarşıya iniyoruz. Çarşıya gittiğimde düşünüyorum. Ne var? Alacak ne var? Osmanlı kahvesi deniyor da. Onun başka bir dibek kahvesi. Dibek. Ondan alayım. Biraz da ondan içelim. Değişiklik olsun. Onu güzel oluyor. Daha önceden içiyordum ben. Çiçeğim. Böceğim de. Uğur böceğim. Uğur böceğim. O benim uğur böceğim. Hani kızım baba? Ha, babası geldi. Babası. Babası öyle sarılıyor gitmiyor. Bunu doldurmadılar havuzuna. Çok istiyorlar da yok dedim. Aslında dün istiyorlardı. Dün yok dedim. Oralar kurusun dedim. Kurur da gene doldurdun bir saat sonra geri ısınlanıyor. Bana koyun. Daha
Adam da iyi, dama da güvenemiyorum işte. Çocuklara güvenemem. Evet. Şu tarafın duvarı kırıldı ya, ora çok engelli. Bir şey için yani anlamıyorlar. Aytuğ, şey, Yakup daha işte bilmiyor. Gider oradan eğilir, bir şey yapar. Dama güvenemem. Bir de merdiven sürekli inip çıkacaklar. İnip çıkacaklar, o merdivenin bu tarafı boşluk ya. Ona da güvenemiyorum. O yüzden da, yani dama iyi olur aslında ama. İşte güvenemiyorum. Biraz şöyle bir 5-10 gün hevesleri gitsin. Ondan sonra kaldırır bir süre. Yaz bitmeden bir kere daha çıkartırım. Ne yaptın? Denize götürürüz işte. Ne yaptın? Ne Minoş. Küçük civciv. Dün de Aynur abla geldi bu kanıya. Buraya gelmiş, benim oraya geldi. Ondan sonra şey diyor ki, ben yatak odasındaydım. Aytu diyor ki, anneye diyor birisi geldi diyor. Ama yani bu taraftan sesi olduğunu biliyorum. Gölgeyi gördüm. Bu taraftan kim gelebilir senden başka? Birisi geldi diyor. Ben de ya bu beni kandırıyor. Kim gelecek oğlum, anneannen geliyordur diyor. Yok diyor, başka birisi diyor. Mantıydım şey diyor. Torunuyla Aynur'la oynadılar ya. Su içmeye başladı birkaç gündür. Gece de uçtum. Ben de o gün gül suyu yapmıştım ya, daimini geldiğinde buz atmıştım sürahinin içine. O sürahinin dibindeki buzlardan azıcık böyle yedim. Ay, ertesi günü boğazım ağrıyor. Ben hiç soğuk su içemiyorum. Hiç soğuk bir şey içemiyorum. Soğuk su içemiyorum. Soğuk içecek içemiyorum. Millet buzlu buzlu çatır çatır yer. Ben yaman yiyemiyorum. Yaptığımız bir iki odasını alıp ben de yedim. Bu boğazım ne yaptı? Anında boğazım ağrıyor. Uy, annenin bir gülü. Annenin bir gülü. Annenin gül gülü. Tatlım benim. Şekerim benim. Buraya bilmeye başladık. Bakalım. Ne diyor canım? Kalkacağım dedi. Kalk bak istiyor. Oy yerim seni kız. Koplat beni diyor. Oynat diyor. Nenini de kızım anneni. Nenini de kızım anneni. Nenini de kızım anneni. Vurma kızıma benim. Vurma kızıma benim. Kızıyor. Kız vurma. Kız vurma kızıma benim. Vurma kızıma. Bak da kızıma benim. Oturdu çöktü. Çöktü çöktü. Otur. Otur biraz daha otur. Morak isyan oldu. Uş uş uş. Allah'ım ya, bir şeye seviniyor ama niye cilve yapıyor? Cilve yapıyor, cilve, cilve. Bak, bak. Takıcı kakıcı. Ben onun için öğreneceğim ha. Takıcı kakıcı. Kakıt. Hadi kakıt. Kakıt. Allah. 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 Oy. Ben de tutup kakıt. Yerim seni. Oy. Allah. 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 Yakanı ısırma. Yakanı ısırma. Yerim, yapma öyle. Yakanı ısırma. Kaşığı ısırıyor. İsmail biriyle telefonla konuşuyor. Dolmamız pişti. Şimdi sarmamız, dolmamız pişti. Annem dolma sarma yaptı. Bir ara Aylin çekmişti videoyu ama herhalde öbür kanalda, işte öbür telefondan çektiği için belki diğer kanalda olur yapım aşaması. Bu da pişmiş hali. Pişmiş hali, evet. Ekmeğimiz ne kadar? Geldim canlar. Annemin dolması pişmiş. Ben dedim birazdan Ali kalkınca bize de verecek şöyle şimdi büyük bir tabak. Ali kalkınca dedim, Ali yatıyor daha. Mutfakta birazcık bulaşığım var. Onları ben yıkamadan inmiştim aşağıya. Burayı toparlamadan inmiştim. Şimdi bunları burayı bir güzel bir toparlayayım. Ondan sonra o zamana kadar da Ali kalkar belki.
da kalkınca yeriz yemeğimizi. Daha erken de. Yani öğlen yemeği niyetine yeriz. Şu. Neyse. Bunu nereye koysam? Eve yeni bir eşya aldığımda, aslında almadan önce bunu nereye koysam diye düşüneceksin. Böyle küçük bir evin varsa. Nereye koyabilirim? Ama elimin altında olması gereken bir şey. O yüzden şimdilik şuraya koyuyorum. İşimi gücümü bir halledeyim, bitireyim. Ondan sonra bir yer ayarlarım. Zaten biraz aslında bu araba biraz dolap düzenimi bir şeyler yapmam lazım benim de. Çünkü dolap işleri gene karıştı. Karışınca yer açısı, o yer açısından sıkıntı yaşıyorum. Bu arada benim aşağıya inerken beyazları, iç çamaşırlarını atmıştım makineye. Onlar çıkmış. Onları çıkardım. Şurada sepette duruyor. Beyaz bluzlar, Nilay'ın beyaz çamaşırları falan var. Onları attım şimdi. Ali içeride yatak odasında yattığı için kurutmaya götürmüyorum. O kalktıktan sonra kurutma makinesine koyacağım. Çünkü şimdi ister istemez kurutma makinesinin sesi oluyor. Bir de makinen çalışırken etrafa sıcak hava veriyor. Şimdi Ali rahatsız olur. O yüzden şey yapmıyorum. Şu tavayı yıkayayım da şey yapacağım. Kıyma vardı. Kıyma çıkarmıştım. Onu bir koyacağım. Çocuklar kıymalı bir şeyler istiyor canları. Biraz önce bir haber aldım da çok sevindim. Ben böyle şey bir insandır ya. Birileri bir şey yaptığı zaman çok mutlu oluyorum. Çok seviniyorum. Aşağıda şimdi annemle sohbet ederken annem söyledi. Benim tanıdığım bir arkadaşımın yeğeni. Yani tanıyorum, mahalleden arkadaşımın yeğeni ev almış. Yeni, yani yeğenini de tanıyorum. Daha yeni evliler, maşallah, subhanallah. İşte aşağıda şimdi duyunca çok sevindim. Ev almışlar. Aferin, helal olsun, takdir ediyorum. Bu zamanda ev alabilmek gerçekten çok zor. Ama helal olsun, takdir ediyorum. Çok sevindim onun adına. Birazdan arkadaşımı arayacağım. Onunla konuşacağım. Şu mutfak işini bir halledeyim dedim. Toparlayayım mutfağı. Arayacağım, hayırlı olsun diyeceğim. Vallahi bu zamanda... Yani şu depremden sonra da ev fiyatları o kadar yükseldi, o kadar yükseldi ki yani alacak olanın Allah yardımcısı olsun. Karı koca çalışıyorlar. Biraz birikimleri varmış. Biraz da kredi çekmişler. Zaten kiracılardı. Hani kira ödeyene kadar kredi taksiti ödeyerekten ev sahibi olalım demişler ki bu zamanda da artık böyle yani. Başka türlü zaten olamıyorsun. Aferin, helal olsun. Yapabilene helal olsun yani. Vallahi çok sevindim. Yani ben bilmiyorum, ben böyleyimdir. Sadece arkadaşımın yeğeni. Sadece yeğenini tanıyorum. Uzak, yani şeyim yok öyle. Bir muhabbetim yok. Ben arkadaşımı bilirim. Arkadaşımın yeğeni ama duyunca gerçekten çok sevindim. Ben böyle şeyimdir. Yani biri bir şey alsın gerçekten çok seviniyorum ve takdir ediyorum. Yapabileni de takdir ediyorum. Valla helal olsun. Aferin. Aferin. Alınlarından öpmek lazım. Şimdi şunları koyayım. Bakın bu mat çok iyi oldu. Suyu da içine çekiyor ya. Keşke diyorum daha önceki matı hiç atmasaymışım. Bulaşık matını. Hiç atmasaymışım. Ama o şey olmuştu. Biraz deforme olmuştu. Biraz da ondan. Ondan dolayı attım. Ama şunu şeyini koymayı unuttum. Sizinle lafa daldım. Kıymasını koymayı unuttum bak. Kapat.
lazım. Buna bir tane kapak çıkarayım ben. Şuradan tencerelerden birinin kapağını alayım. Bu orta pişeni dursun. Ben de hemen şuna alayım. Bakın yeni aldığıma. Efendim? Geldim. Tamam, zaten Ayringil çıkacak birazdan. Onlarla gönderirsin. Yemeğim geldi. Mis gibi kokuyor. Oh. Annem dedi, kızım dedi, dolma yapıyorum. Varsa biberim ver bana, size de yapayım dedi. Verdim ben de, yaptı. Sağ olsun, Allah razı olsun. Şuraya koyayım da şöyle kenarda dursun. Aslında Ali bir kalksa böyle sıcak sıcak yerdik onu ama üstüne kapak kapatsam şu en azından şey yapayım. Şey olmasın. Şunu şöyle kapat, ters çevireyim. En azından. Bu şu çok iyi oldu ya. Biraz daha sizi yerinizi değiştireyim. Çocuklara dün yüzdürmüştüm bulaşık makinesini. Dün bahsetmiştim ya, benim böyle şu tencerelerim piyaz düğümünden almam lazım diye. Efendim kızım. Tamam getir. Geçen tencere bakmıştım işte bunun gibi olup da bunun biraz büyüğünü. Bu arada kardeşim acı biber almış da Ali de sever diye biraz Ali'ye verdi. Bunların biraz büyüğü böyle. Aynı bu. Biraz çukur olanından istiyorum. Geçen de hadi Hacı Cacı'ya de
şey yapmıştım. Yemek yiyeceğiz şimdi. Yemekten sonra, tamam. Yavaş çarpma. Züccaciye'de de göstermiştim. Birçok takipçim demiş ki onlar ince, kullanışlı olmaz, alma diye. Zaten almadım. Acele de etmiyorum. Dün Migros'tan bakmıştım. Migros'ta da güzel tencereler vardı ama şimdi bu ay biraz alışveriş yaptım ya, belki de öteki ay alırım. Almışken de güzel bir şey olsun. Bunun gibi böyle altı kalın, çeliği kaliteli ama biraz çukur. Bunlar böyle çukur değil. Boy boy. Artık yemeği falan koyuyorum ama hani biraz da çukura ihtiyacım var. Çukur lazım bana. Bu 3 boy. 3 boy iyi oluyor. Ha şöyle şey var. Allah'ım çok sıcak oldu. Ya yine karışmış burası. Artık böyle. Düşündüğüm bir şey var. Onu bir türlü yapamıyorum. Ali ile yapmamız gerekiyor. Şu difrizi yatak odasına götürüp yatak odasındaki beyaz dolabı buraya getirmek istiyorum. O beyaz dolabın içindeki kıyafetleri koyabilecek alan içinde koridordaki aynalı dolabın içine kat yaptırmak istiyorum ama Ali Bey ne zaman tamam dersin. Bu çünkü bu yüzden çekmecelere sığdıramıyorum eşyaları, tabakları. Dolaplara sığdıramıyorum. Bana dolap lazım. Ali Bey'in telifini bekliyoruz işte. Ne zaman tamam derse. Ancak evde olduğu bir gün olur. Belki cuma ya da cumartesi evde olursa artık belki. Belki. Cumali belki. Bunları da kullanıyorum yani. Kıyma yavaş yavaş pişiyor. Şöyle birazcık daha şey olsun. Ona da yağını koyacağım. Bunları acele bir şekilde yerleştirip tezgahı boşaltıp yemeğimizi hazırlayayım. Soframızı hazırlayayım. Yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra Ali kalkar yemeğimizi yeriz. Bakalım ondan sonra ne plan yaparız bilmiyorum. Bu aralar pek evde durmuyoruz çünkü.
tövbe estağfurullah. Nasıl kaydı öyle? Ay tehlike arz etti. Tövbe yarabbim. Ay gördünüz mü nasıl kaydı? Tavata buraya geldi. Ay yarabbim estağfurullah. Değil ki içinde mesela sulu bir şey yoktu. Sulu bir şey olsa ne olur? Allah korusun. Ya çocuklar olsaydı burada. Niye böyle kaydı ki bu, ben anlamadım. Altında kaynandı. Şu tavadan mı kaynaklandı acaba? İhtiyacım kaldı. Şunu almam lazım. Ay tövbe yarabbim. Şimdi biraz daha şey olsun. Baharatını falan koyacağım. Çocuklar yine havuzu doldurdular bu arada. İzin vermiyordum bugün. Dedim bir gün ara verin. Ama yok. Tabanı yediler. Havuzda havuz, havuzda havuz. İyi dedim hadi gidin doldurun. Madem bu kadar çok istiyorsunuz. Şurada bir tamam lazım. Ay o kadar yani sıcağı. Neyse ki şeye de, mermere de zarar vermedi çok şükür Allah'ım. Bak ben dün yine markete gittik. Şu bulaşık süngerinden alacağım. Unutuyorum. Bunu dışarıya sereceğim. Şurada kalsın. Yine unutuyorum. Evet. Kıyma. Neden hava böyle şey oldu? Canlar. Sizce neden? Benim çocuklar kıymayı böyle, şimdi baharatlayacağım, tuzunu baharatını koyacağım. Ekmek bana yemeyi çok seviyorlar. Bana çekmişler bu konuda. Ben de küçükken annem mesela böyle bir kıymalı yemek yapıyor olurdu. Mutfağa giderdim. Anne birazcık kıymasından da ekmek ver derdim. Anne böyle ekmeğin arasına koyar verirdi. Çok severdim. Hani o zaman da tabii ki durumumuz çok çok da iyi değildi. Yani annem babam kiracılardı. Yani babam mesleği inşaat işçiliğiydi. Artık adamcağız ne kazanıyorsa çoluğuna çocuğuna yediriyor içiriyordu gene de. Hani o zaman tabii ki çok daha yokluk vardı arkadaşlar. O yokluğun içinde bu annem, yani babam evi gene kıymasız etsiz bırakmazdı. Annem de böyle yapardı. Bir şeyler işte bir yemeğin içine diyelim ki kıyma koyacak. İyi, azıcık böyle kavrulduktan sonra böyle ekmeğin arasına küçük böyle koyardı, verirdi, yerdim. Onun tadı lezzeti bir başka olurdu. Biraz daha kavrulmasını bekliyorum baharatını koymak için ama koyabiliriz de artık. Biraz da baharatıyla kavrulsun iyice. İçine işlesin baharatın şeyi. Biraz tuz. Biraz acı olduğunda yiyemiyor yavrum. Hani yiyor ama ağzı yana yana. Şimdi buna. Soğuk içeceğimiz de var zaten. Altı kısık bir şekilde yavaş yavaş kavruna dursun. Sesini duydum bir anda. Bizimkiler tekrardan doldurdular havuzu. Bu defa şey sermeyeceğim. Ah, buralara şey dökülmüş. Şu kilimi makineye atacağım. Buradan buraya kilim sermiştim. Hani yere betona basmasınlar diye. Su çabuk kirlenir içeriye girip çıkarken. Hem evin içi kirleniyor hem havuzun suyu çok çabuk kirlenir diye. Ama sermeyeceğim çünkü buradaki kilim çok aşırı ıslak oluyor ve aşağıya sızıntı yapıyor. O kilimi şimdi makineye atacağım. Makinedekiler çıksın. Onu makineye atacağım. Kaldıracağım geri onu. Artık terlikleriyle, terliksiz
gezmemeye dikkat edecekler. Daha doldururlar bunu. Yarıya kadar doldurmuşlar. Yüze yüze balık oldu benimkiler. Şurada kıyafetleri var. Onları da makineye atılacak. İşte şunlar kurutmaya atılacak. Ali'nin kalkmasını bekliyorum. Burada da diğer beyaz çamaşırlar var. Aman patlamaya başladıysan tamam, senin altını kapatalım biz, iyisi mi? Evet, dolmam burada. Yani uygun bir kapak olmayınca, şimdi kapak kapatsam onu, yani şöyle bir kapak kapatayım desem bastırır, ezer. Bu yüzden ben de bunu kapatmak zorunda kaldım ters bir şekilde. Evet, soframızı serelim canlar. Şu bitirmiş bunu. Burada ananas suyu var. Dün çok hoşuma gitti ananas suyu. Pek alıp içmiyordum yani. Ama çok hoşuma gitti. Şunda da biraz yemek var ama bunu şimdi yer miyiz bilmiyorum. Yoğurt çıkarayım. Ayran yapacağım. Turşumuz. Diğer turşudan çıkarayım biraz. Şurada ne var? Açıkçası evde de pek bir şey kalmadı ama soğuk soğuk ayran yapayım. Bak su şişelerine. Su şişelerini içiyorlar. Geri de doldurmuyorlar benimkiler. Şunu. Neyse şurayı birazdan ayran. Ayran sürahim nerede? Bu niye kapanmadı? Ayran sürahisi kapanmış. Ha bir de şey. Bir şey daha çıkaracaktım. Az daha onu unutuyorum. Şu yeter mi acaba? Şunu da çıkarayım. Benim Yakup bitirmiş çikolatayı ama kabuğu duruyor. Bunu da dün Migros'tan aldık. Bim nerede bu? Hah, buradan açıyoruz. Bim'e gitmedik. Migros'a geçmiştik. Migros'tan sonra dedik aman tekrar BİM'e gitmeyelim. Migros'un şeyini alalım dedik. Yoğurdunu. Bismillahirrahmanirrahim. İyi bu. Migros'un yoğurdu da güzel. Bak kalıp gibi hiç. Ha şey. Bir de Nilay'a da yoğurt vereyim ben. Yoğurt çıkarayım. Biraz da Nilay için çıkarayım. Şu yeter ona. Kapatayım soğumasın. Şimdi Ali'yi kaldıracağım. Yemeği, sofrayı, her şeyi hazır edip onu kaldıracağım. Bir yere lamba mı taktın sen? Demin elinde lamba vardı. Niye değiştirdin? Salona yeni lamba olacaktı. Bir türlü takamadık salona. Ali şu dal şeyin altında kalmış. Bak gidemiyor. Yaprakları büzüşmüş. İlerleyemiyor. Küçük böyle her sene büyüyecek kendi kendine. Nasıl çıkaramamış sen onu? Şimdi çocuk var kucağımda. Nilay kucağımda. Tamam ver çocuğu bana çıkart. Allah Allah. Değil mi kızım? Değil mi? Gülüyor, gülüyor. Emek yeseydik de ondan sonra yapsaydın ya bu işleri. Tam olarak neresi orayım? Oramız çarpıyor.
küt küt çarpıyor sürekli. Şurayı altına da takmış. Bakalım. Yine de çarpıyor. Hani orası çarpmıyor ama başka yerden. Şurası Ali. Şurama aşağı mı vuruyor? Alper nerede diyorum? Alper'in sesi hiç çıkmıyor diyor. Olmadı mı? Olduğu kadar, olmadığı kadar. Ay, ben oğlumla ne kadar güzel çıkmışım burada, değil mi babası? Oy benim tatlı kuzum ya. Oy kuzum, şekerparem benim. Ne güzel çıkmışız oğlumla. Sarı boncuğum benim, sarı boncuğum. Para burada ha. Gelmedi mi ekmek daha? Unuttum ha ben ekmeği. Ekmek sipariş ettik fırından. O zaman şurada dursun. Ya da neyse şuraya içeri yapayım. Gelince sesler bize. Ekmek. Alper! Alper!